Efendim kuru soğana 2 haftada %100'e yakın zam geldi. Kimileri bu zammı depreme bağladı ama pazarcılara göre işin arkasında deprem değil, stokçuların rant hesabı var. Kuru soğan 20 lira. En pahalısından seçtiniz sanırım. Vallahi 20 liraymış kilosu. Ne yapalım? Vallahi tüccarın elinde. Depremi de ranta çeviriyorlar, her şeyi ranta çeviriyorlar. Soğana 2 haftada %100 zam yaptılar. Üstelik depremin arkasına sığındılar. Bakın bu soğanın kilogram fiyatı geçtiğimiz 2 hafta öncesine kadar 10-12 lira arasında değişiyordu. Ama 2 hafta içerisinde ne olduysa oldu, kilogram fiyatı 20 liraya çıktı. İddiaya göre bu fiyatın yükselmesindeki sebep depremdi. Olabilir, 25 lira da marketlerde. Çok pahalı geldi, almadık. 2,5 kilo falan alıyordum, şimdi 1 kilo aldım. Soğanın fiyatındaki artışı deprem bölgesi olan Adana ve Hatay'dan ürünün gelmemesine bağladı kimileri. Ama işin aslı başkaydı. Pazarcılar soğanın henüz deprem bölgesinde hasadının başlamadığına dikkat çekiyorlar. Yani deprem soğanın artmasında birincil neden değil. Peki ne oldu da 2 haftada fiyatı zıpladı? Adana'da Nisan'ın 15'inden sonra taze soğan gelir. Depremden dolayı kimi insanlar öyle söylüyor ama depremle alakası yok. Belli birkaç esnaf alıyor bu soğanı. İstediği gibi at koşturuyor. Toptancılardan bazıları artışın nedenini rekolte düşüklüğüne bağladı. Bazıları da depolardaki soğanların çürüdüğünü, stokların azaldığını öne sürdü. Benzer gerekçelerle Kasım ayında da fiyatlar yükselmiş, soğanın ateşi ihracat kısıtlamasıyla düşürülmüştü. Denetimsizlik, hiçbir şey denetemiyor ki. Ülkede ne deniyor hemşerim?